Merhaba herkese, iyi akşamlar. Koç Holding günlük grafik. Şimdi geçen hafta ayın 12'sinde 12 kapanışından sonra 13'ünde bir video yapmıştım. Önce şunu söyleyeyim. Çoktur 23 bekliyorduk. Yani şu 23 kırılsa, 23 kırılsa, en sonunda 23'ü kırdı. Haber akışı da destekledi tabii 2 günlük. 1-2 günlük, özellikle 1 günlük galiba iyi bir çıkış yakaladı. Çarşamba günüydü herhalde. Şöyle bakayım. Evet, çarşamba günü. Oradan satıcılar geldi tabi. Bunda tabi yani Türkiye'deki haber akışının da etkisi var. Onu söyleyeyim. Yok değil. Ama şimdi onu konuşmayacağız. Onu yarın BIST 100 videosunda konuşuruz. Şöyle bir 50 günlük ortalamamız var Koç Holding'de. Basit ortalama 50 basit. Zaten söylüyorum, koyun 50 basit. Orta vadeciyseniz takip edin işte. Yani nerede kırılıyorsa orada biraz sıkıntı doğmuştur. 50 günlük momentum kaybedilmiş demektir. O kadar çok karışık bir şey değil yani. 50 gün ortalaması doğrudan şöyle göstereyim. Bir şey çiziyor. Bu majör, orta majör demeyelim de orta vade trendimizi çiziyor. 22-28 şimdi önemli bir alan. 22-28. 22-28 kırılırsa aşağıda artık bir daha 21 50-21'e doğru en azından bir ara destek beklenir. Orası da kırılırsa 20'lere doğru bir gidiş başlayabilir. İki tane önemli destek. 20 gün ortalaması burada bir destekti. 20 üstü. Onu geçen hafta da söyledim. Şimdi kırıldı mı? Ya arada 10 kuruş fark var. Şimdi 10 kuruşla da 20 gün üstelini kırmayalım. O kadar bir avansı olsun. Bir tık altında kapattı. Tabii bir şey olarak bir maru bozu oldu. Bu maru bozu biraz tehlikeli bir mum. Çok sevdiğimiz bir mum değil bizim. Aşağı yönlü hareketin devamını da normalde bildirir. Fakat Türkiye için şöyle söyleyeyim. Türk piyasası şu anda karma karışık bir çalkantının içinde girdi haber akışı olarak. Bu nasıl etkiler? Bunu göreceğiz. Yani bunu özellikle yarın belki biraz uzun konuşurum BIST 100 videosunda borsalara etkisini. Yani biraz çalkantılı bir dönem, hızlı hareketler olabilir. Ne kadar ama hızlı hareketler olursa olsun burada 22-58'e dikkat etmek lazım. Dönüş olursa buradan tabii 23'ün üstüne, 23-40'ın üstüne o pozitif. O zaman yukarı yönlü 24-25 civarında hareketlerin devamı beklenir. Satıcı 25,5'tan geldi. Yani hızlı geldi satıcı. Aslında gün içinde yerleşemedi oraya. Bir trade fırsatı olarak görüldü demek ki. Dirençtir yukarı yönlü hareketlerde bu 25,5. Burada dikkat etmek lazım. 25,5 dirence geçilirse de 27,96, 2.618'de diğer bir direnç noktası. Baktığımız zaman tabii şu olumlu giden şeyi, bu iki mum, yani olumlu giden o kısa vade trendi biraz bozmaya demeyeceğim de o göstergeleri aşağı yönlü çevirmeyi başardı. MACD'de kendi ortalama, yani 26 uzun ortalamanın altında. RSI baktığınız zaman o da kendi basit 14 günlük ortalamasının altında. Bir görmek lazım yani, tekrar yukarı toparlarsa 23-40'ın üstüne çıkılıyorsa kısa vade için evet. Bir yukarı hareket beklenir. Açıkçası 23-40'ın üstünde. Ama 23-40'ın üstüne çıkamadığı müddetçe 20 gün üstünde kalsa bile arada bir sıkışmaya, bir şeye işaret edebilir. Önümüzdeki gün destekleri ve dirençleri o yüzden takip etmek lazım. Niye 23-40? 5 üstü orada veya 8 üstü de alınabilir. Onu da söyleyeyim. 8 kırılımını beklemek de olur. Yani 23-38 o da. Çok da bir fark yok aralarında. Bu alanın üstüne çıkarsa bir momentum kazanmış demektir açıkçası. Söylenecek başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar.